Başlığımız doğal sayılar, tam sayılar. Şimdi çocuklar, doğal sayılar kümesi N harfiyle gösteriliyor. Bu gösterimde doğal sayılar kümesi N harfiyle gösteriyoruz. Büyük N harfiyle. Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden kümeye doğal sayılar kümesi deniyor. Doğal sayılar kümesi ikiye ayrılıyor. Çift doğal sayılar, tek doğal sayılar. Sıfırdan başlayıp 2, 4, 6, 8 şeklinde artı sonsuza kadar giden kümeye çift doğal sayılar diyoruz. E şimdi çiftleri atarsanız geriye kimler kalır? Tekler 1, 3, 5, 7 şeklinde artı sonsuza kadar giden kümeye tek doğal sayılar kümesi deniyor. Bunlara dikkat edin ve sıfıra lütfen dikkat edin. Sıfır çift bir doğal sayıdır. Peki diğer kümemiz tam sayılar. Tam sayılar sayı doğrusunda eksi sonsuzdan geliyor Z harfiyle, büyük Z harfiyle gösteriliyor. Eksi sonsuzdan gelip sıfırdan alıp içine artı sonsuza kadar, yani doğal sayılarda içine alıp artı sonsuza kadar gidiyor. Yani buradan çıkaracağınız sonuç nedir? Tam sayılar kümesi daha bir büyük bir kümedir diyoruz. Tam sayılarda ikiye ayırıyoruz. Pozitif ve negatif. İşte burada başlayalım. Bu önemli. Pozitifin tanımını bilin. Sıfırdan büyük olan demek. Çocuklar, sıfırdan büyük olan cümlesine sıfır dahil midir? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Dahil değildir. O zaman sıfırdan büyük tam sayılar dersek nereden başlar? Bir ile başlar. Doğal sayılardan kimi atıyoruz? Sıfırı atıyoruz. Diğer adı da sayma sayıları. Hani bir çocuğa derseniz, saymaya başla derseniz kimse sıfırdan başlamaz. Aklınızda bulunsun. Pek kullanılmıyor ama sayma sayıları pozitif tam sayıların diğer adıdır. Negatif tam sayılar, yani negatifin tanımı sıfırdan küçük olan demek. Bu cümleye sıfır dahil olur mu? Hayır. O zaman negatif tam sayılar eksi sonsuzdan geliyor, eksi birde duruyor. İşte başımızın belası sıfır çocuklar. Bu sıfıra dikkat edin. Sıfır ne negatiftir ne pozitiftir, nötr bir sayıdır, hakemdir diye düşünebilirsiniz. Ve son olarak rakam, sayıları gösterdiğimiz işaretlere deniyor. Bu sınavda rakam, göreceğiz birkaç ders sonra, sayı yazma diye tuhaf dersler anlatacağım ben size, çözümleme gibi. Orada iki tane soru gelecek bize sınavımızda çocuklar, orası için önemli. Sayıları gösterdiğimiz işaretler, 10 tane rakam var bizim kullandığımız 0'dan 9'a kadar. 10 tane rakam var ve tüm rakamların toplamı 45'tir. Bunu adınız gibi bilmenizi istiyorum. O kadar çok karşımıza çıkıyor ki. Lütfen şimdiden öğrenin. 10 tane rakam var ve tüm rakamların toplamı 45'tir diyoruz. Tamam. Şimdi bu konuştuklarımızla başlayarak lütfen bunları ezberleyin. Mesela siz de bunlar size göndereceğimiz, kargolanıyor büyük ihtimalle şu aralar ben bu dersi anlatırken. Bunların hepsi elinizde yazılı olacak. Sizin bir akıllı ders defteriniz var. Burada yazıyor dikkat ederseniz, ders defteri şeklinde. Bunların hepsi yazılı olacak. Siz de bu videoyu dinlerken notlarınızı alacaksınız, durduracaksınız, ileri alacaksınız, geri alacaksınız, defterinize yazacaksınız. O defteri sürekli, sizden istediğim her gün bir kez tekrar etmek. Kalktığınız zaman her gün matematiği bir kez yarım saat ayırarak tekrar ediyorsunuz. Benim bu anlattığım soruları ezberlemenizi istiyorum. Peki, işte bir soru. Çocuklar, az önce konuştuğumuz kümelerle başlayıp en az en çok diye bitmişse bu bir değer verme sorusudur diyoruz. Şimdi değer vermeyi 4 işleme tek tek yayalım mı? Bence böyle bir bakın. Mesela toplama işleminde değer verme soruları nasıl olur? Çok basit. Sınavda bak garanti veriyorum çıkmayacak sorular anlatacağım ben şimdi size. Hadi bakalım. X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere 3X artı 4Y artı 5Z ifadesinin en küçük değeri. Bakın pozitif tam sayı demiş, en küçük diye bitmiş. Bu bir değer verme sorusudur. Hangi işleminde? Toplama işleminde. Bir toplama işleminin en küçük olabilmesi için sayıları nasıl seçmeliyiz? Büyük mü küçük mü? Büyük seçmeliyiz. Peki. O yüzden hangi kümede tanımlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar kümesi kaçta başlıyordu çocuklar? Evet, 1 ile. Şimdi klasik sorumuz şu aslında. 1 kime gider dediğimde kiminiz hepsine, kiminiz 5'e diyordur kesinlikle. Değil mi? Evet, şu anda göz temasımız yok. Karşılıklı ben sizi göremiyorum ama çocuklar işte... Bizim Türkçemiz kötü. Biz yanlış konuşup doğru anlaşan bir milletiz. O yüzden mesela Türkçedeki anlatım bozuklukları da zorluk çekeriz. Düzelterek okuruz onları. Ben mesela bir kime gider dediğimde 5'e diyorsunuz. Aslında ben anlıyorum sizi. 5'ten dolayı Z'ye gider demek istediniz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kiminizin güldüğünü görüyor gibiyim zaten. Evet, doğru söyleyelim. Peki,
Hemen hızlıca baş alıyorum çocuklar. Bir toplama işleminin en küçük olmasının sayıları mümkün olduğunca küçük seçeceğiz. Tam sayılar, pozitif tam sayılarda en küçük 1. Ben diyorum ki hepsine 1 yazarsam kesinlikle en küçük olur mu? Evet olur. Yazabilir miyim sorusunu sormuyoruz. Yazmamam için bir sebep var mı? Var mı? Yok. 3 kere 1, 3. 4 kere 1, 4. 5 kere 1, 5. Toplamı 12 olur. Yani burada ilk uyarı yapıyoruz. Harflerin farklı olması bunlara vereceğiniz değerlerin farklı olacağı anlamına gelmiyormuş. Oldu mu? Şimdi soruları arka arkaya birbiriyle kıyaslayarak giderseniz çok daha iyi olur. X, Y, Z birbirinden farklı, dikkat edin, pozitif tam sayılar olmak üzere. Yine 3X artı 5Y artı 4Z ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Bir önceki soruyla arasındaki farkı söyleyebilir miyiz? Birbirinden farklı demiş. Hızlıca bir toplama işleminin en küçük olabilmesi için sayıları küçük seçmeliyiz. Öyle değil mi? Evet. Hangi kümede tanımlı? Birbirinden farklı pozitif tam sayılar kümesinde. O zaman hepsine 1 veremiyorum. Birbirinden farklı 3 tane pozitif tam sayı seçiyorum. 1, 2 ve 3. 1 kime gider? Aranızda bunu düzeltenler vardır ama hala 5'e gidenler var diye düşünebiliyorum, duyabiliyorum. Şimdi bunun bir cümlesi var. Defterinize şu anda ekranı durdurup şu notu alacaksınız bu cümleden sonra. Katsayısı büyük olana küçük değer verilir. Durdurun, bu notu alın. Katsayısı büyük olana küçük değer verilir. Yani 1 Y'ye gider. 2 Z'ye gider. 3 X'e gider. 3 kere 3 9 artı 5 kere 1 5 artı 4 kere 2 8 topluyorum 9, 5 daha 14, 8 daha 22 olur diyoruz. İşte bu iki soruyu birbirle kıyaslarsanız çok daha iyi olur. Neymiş? Harflerin farklı olması bunlara vereceğiniz değerlerin farklı olacağı anlamına gelmiyormuş. İlla kendisinin bu şekilde belirtmesi, farklı pozitif tam sayılar demesi gerekiyormuş diyoruz. Peki şimdi sınavda yine çıkmayacak size güzel bir soru. Bak çok şanslısınız. Bütün çıkmayacak soruları gösteriyorum. İki basamaklı 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Bak en az kaçtır? 3 doğal sayının toplamı. Bir toplama işleminin en az olması için sayıları nasıl seçmeliyiz? Küçük seçmeliyiz. Öyle değil mi? Seçiyorum. İki basamaklı en küçük doğal sayı 10. Sonra yine 10. Sonra yine 10 aldım. Toplamı kaç? 30 olur diyoruz. Tamam? Bence de tamam. Şimdi kıyaslaya gidin. Nereye geleceğiz? İki basamaklı birbirinden farklı. Bak demiş mi? Bunu çok kullanırım ben derslerimde. Birbirinden farklı deyip demediği anlamında söylüyorum bunu. Demiş mi? Demiş. Birbirinden farklı. 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır diyorsa 10'la başlıyorum. Artık 10 veremiyorum. 11 artı 12 diyoruz. Birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır diyorsa küçük seçiyorum. Toplamı 33 olur. Bu arada ben küçük bir parantez açayım burada. Bakın buradaki çocuklar 10, 11 ve 12 10, 11 ve 12 ardışık 3 doğal sayıdır. Şimdi aranızda vardır kesin okey oynayanlar, evinizde oynarsınız veya oynamayanlar. 101 diye bir oyun var değil mi? Evet diyenleriniz var. Şimdi diğer arkadaşlara da göstereceğiz. Orada tüm sayıları nasıl topluyorsunuz çocuklar? Evet, ortadakileri toplayıp kaçla çarpıyorsunuz? 3 ile. İşte ardışık sayıların toplamlarını bulurken ortadaki sayı kim burada? 11 değil mi? 11'i kaçla çarpıyorum? 3 ile çarptım, 33. Yani 101 oyununu oynayan, kıraathanedeki, evdeki bütün insanlar ardışık sayıların bu çok güzel özelliğini, ki çok önemli, ben bu yıl sınavda çıkacak uygulamaların hepsini ardışık sayılarda göstereceğim size, çok iyi derecede biliyor aslında ama neyi bildiğini bilmiyor değil mi? Kiminiz yine gülümsüyor, farkındayım. Peki, şimdi size sınavda çıkmayacak, Türkçesi kötü olan bir soru bilerek koydum buraya. Sınav sorularının ne kadar temiz olduğunu, net olduğunu göstermek anlamında. Şunu bir konuşalım bakalım, genelde tartışırız bu konuda. Rakamları ve kendileri farklı, iki basamaklı, üç doğal sayının toplamı en az kaçtır? Yine bir toplama değer verme sorusu çocuklar. En az istiyor bizden, öyle değil mi? Bir toplama işleminin en az olmasının sayıları küçük seçeceğiz. O zaman rakamları ve kendileri farklı, iki basamaklı en küçük doğal sayı 10. Sonra 10 kullanamam, kendileri farklı. 11 kullanamam, rakamları farklı dediği için 12 ve 13 diyorum. Toplamı kaç? 35. Şimdi kiminizin aklına şöyle bir şey de gelebilir. Rakamları ve kendileri farklı deyince 10'u kullandım.
Onun rakamları 1 ve 0. Ben bunu bir daha kullanmam. Mesela 23. Mesela 45 de kullanırım. Diyeniniz de olabilir. Sizce böyle bir anlam çıkıyor mu? Ne dersiniz? Açıkçası bence de sanki böyle bir anlam çıkıyor gibi. Şimdi yine söylüyorum. 70'li 80'li yılların üniversite sınav sorularının tekrar verilse şu anda birçoğu Türkçesinden dolayı iptal olunur. O kadar temiz olacaktır ki. Şimdi bir soru uzunsa siz onu nasıl yorumluyorsunuz? Elemek için, kafa karıştırmak için uzun yazıyorlar diye düşünüyorsunuz. Çocuklar biliyorsunuz değil mi? ÖSYM kimseyi eleyemiyor. İlla birileri kazanacak. Eğer kafa karıştırmak isteseler hiç şansımız yok. Bir sorunun uzun olmasının sebebi temiz olsun. Herkes aynı anlamı çıkarsın. Tek bir anlam çıksın. Daha farklı anlamlar çıkmasın diyedir. Çok güzel soru hazırlıyorlar çünkü. Tamam. O ÖSYM'nin dilini, ruhunu anlarsak ne demek istediğim çok daha iyi oturacak. Şimdi bakın bu sorunun cevabı 35 olarak alın. Bunu iptal ediyorum. Niye? Sıradakini okursak bence çok daha net olacaktır. Nasıl? Bak bir kullanılan rakam bir daha kullanılmamak üzere. İki basamaklı üç doğal sayının toplamı en az kaçtır diyor. İşte siz onu yazdığınız zaman 1 ve 0'ı bir daha kullanmadım. Mesela diyorum 23. Şu anda bunu yazdığımda itiraz edeniniz var. Biliyorum niye itiraz ettiğinizi birazdan göstereceğim. 2 ile 3'ü kullandım bir daha kullanmam. 4 ve 5'i kullanırım. Bunu da toplarsam burası 8 değil mi? Toplam işleminde 6, 78 olur diyoruz. Şimdi çocuklar bu dursun bunu silmiyoruz. İki basamaklı bir sayı hatırlarsınız birler ve onlar basamağından oluşur değil mi? Peki iki basamaklı bir sayının büyük ya da küçük olmasını belirlerken etkili basamak hangisidir diye sorarsam onlar basamağı her zaman birler basamağına göre daha etkili değil midir? Evet. O zaman ben demiştim size bir sonraki dersimize sayı yazma diye tuhaf bir ders işleyeceğiz. Ben bunu önemsiyorum sınavda geliyor çünkü. Daha detaylı göreceğiz. Şimdi küçük bir uygulamasını burada yapalım. Şuna geri dönersem çocuklar. 3'ü birler basamağında heba ettik. Önceliğimiz hani onlar basamağıydı. O zaman en küçük rakamları onlar basamağına yazalım. 1, 2, 3. Sonra diğer rakamları 0, 4 ve 5'i diğerlerinin yanına yazıp toplarsam. Bakın bu toplam 9, bu 6, 69 çok daha küçük. En az istemiyor mu bizden? Elde etmiş bulunuyorum. Oldu mu? Yani bu arada şunu düşüneniniz de olabilir. 4 ile 5'i hangisini yazacağımı nasıl anlayacağım? Anlamanıza gerek yok. Ben de bilmiyorum. Önemli olan toplamları 4 ile 5'i yer değiştirirsem sonuç değişir mi çocuklar? Değişmez. Yeter ki 4 ile 5 herhangi bir sayının birler basamağında olsun. 1, 2, 3 hangi sayıda olursa olsun onlar basamağında olsun. Bizi ilgilendiren bu diyoruz. Oldu mu? Bunu detaylı göreceğiz. Şunu da bir çarpı. Siz de bunu alın çarpıyı koyun. Niye olduğunu tekrarlarınızda göreceksiniz. Peki. Şimdi rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tam sayı ile rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır? Elinizde bu var. Şu anda kaydı durdursanız. Bunu çözseniz. Ve cevabı da 1089 bulmayın desem bir kısmınız bunu bulacak. Bakın ispatını kendiniz yapacaksınız. Tamam mı? Durdurdunuz. Şimdi sanırım yeniden açtınız. Neden 1089 onu görelim. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tam sayı diyor. Normalde 3 basamaklı en büyük tam sayı 999 değil midir? Evet. Rakamları farklı deyince 987. Bakın soldan başlıyoruz. Öyle değil mi? Tamam. Peki diğer cümleye dikkat edin çocuklar. Şimdi 1089 bulanınız varsa 102'yi kullanmıştır. Değil mi? Bu arada 123 kullananınız da vardır. 123'ten küçük sayılar da var. Bu dediklerimi yazanlar çok iyi anlıyor zaten. Tamam mı? Yani o hataları yapanlar. Şimdi tekrar dönelim. İkinci cümle. Çocuklar dikkat ederseniz rakamlar farklı. 3 ama en küçük tam sayı. Tam sayılar kümesini bir gözünüze getirir misiniz? Nereden geliyordu? Eksi sonsuzdan geliyordu. Öyle değil mi? Negatif sayılar daha küçük sayılar değil midir? Aynen öyle. O zaman normalde 3 basamaklı en küçük tam sayı eksi 999 mudur? Evet. Rakamları farklı deyince eksi 987 midir? Evet. Bu ikisini toplarsak sonuç ne olur? 0 olur. Evet. 0 bulanları tebrik ediyorum. Şimdi bu soruda sizden istediğim ne? Sınavda çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Bu sorunun cevabı ne biliyor musunuz? Siz de defterinize tam sayıyı alın, yuvarlak içerisine çıkarın. Büyük ihtimalle yukarıda bir boşluğunuz var defterinizde. Diyoruz ki negatiflere de, bak bu D ayrı yazılır, dikkat et.
Anlaştık mı? Bu sorunun çözümü neymiş? Negatifleri de unutma çocuklar. Anlaşıldı mı? Ne yapmaya çalıştığım anlaşıldı mı? Soru çıkacak, çıkmayacak önemli değil. Ama bu tam sayı çıkacak. İşte siz sınavda soruyu çözeceksiniz. Kaçırdığınız yer neresi olacak? Negatifler olacak. Anlaşıldı mı? Nerede hata yapıyorsunuz onları anlatmaya çalışıyorum. Bu hata yapılan yerleri biriktirirseniz, benim kurduğum gibi cümle kurabilirseniz bu iş olur. Hiç merak etmeyin siz. Tamam? Peki. Şimdi bir level üste çıkaralım bunu. Nasıl? Bir soruda denklem kurabiliyorsak, denklem nedir çocuklar? Eşitliği olan ifadelere diyoruz. Denklem kurabiliyorsak kuralım. Nasıl? İki basamaklı, birbirinden farklı, üç doğal sayının toplamı 112. Hemen bunlardan biri A, biri B, biri C olsun. Toplamı 112'ymiş diyoruz. Denklem kurmak bu. Tamam. Şimdi bunlardan en büyüğü en çok kaçtır? Ben diyorum ki harfleri ben uydurduğum için istediğim gibi davranalım. C en büyük olsun. En büyük olsun. En çok olsun. Tamam. Peki C'nin en çok olabilmesini sizden istediğim bu ikisini nasıl seçmelisiniz? Bu ikisinin toplamını. Evet duydum çok güzel. Küçük seçmeliyiz. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi deminden beri çözdüğümüz örneklere bakın. İki basamaklı olacak. Birbirinden farklı doğal sayı olacak. Neyle başlıyorum? 10. Demiş mi? Birbirinden farklı demiş. 11 artı C eşittir 112. Şimdi denklem çözüyoruz. Bu ikisini topluyorsunuz. 21 artı C eşittir 112. 21'i öbür tarafa atıyorum. İşaret değiştirerek geçiyor mu? Eksi. Evet. O zaman C eşittir. Uzun uzun yazıyorum. 120. 112 eksi 21. C buradan 91 olur cevabımız. Oldu mu? Aynen bu soruyu bu çözümle dikkat edin. Şuradaki her bir kelimenin önemine birebir çeviri yapmak. Peki. Şimdi sıradaki soruya bakalım. Birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı A. Çok güzel. Hemen A artı B artı C eşittir 104. Soruya dikkat edin. Soruya dikkat edin. Hemen bir önceki soruya geri dönmek istiyorum. Bunların en büyüğü en çok kaçtı. Öyle değil mi? Tamam. Bu sefer ne diyor? En küçüğü en çok. Küçük olacak ama olabildiğince büyük olacak. Şimdi bu en küçükse diğerleri büyüktür değil mi? En küçük. Ben bunu yukarı taşıyacağım. O zaman diğerleri ne olmaya başlayacak? Aşağı inmeye başlayacak. Yani sayılar birbirine ne olmalı? Yakın olmalı. Notunuzu alın. Sayılar birbirine yakın olmalı diyoruz. Sayılar birbirine yakın olmalı. O zaman en yakın halini bulmanın yolu ne? Hikayeyi şöyle değiştireyim. 104 lirayı 3 kişi olabildiğince kavga etmeden adil olarak paylaşmak istiyor. Değil mi? Yakın olursa adil olur değil mi sayılar paylaştıkları paralar? O zaman 104'ü 3'e bölüyoruz. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. En küçüğü en çok kaçtır diyor. En az demiyor. Peki bölelim. 10'da 3, 3 defa var. 9 çıkardık. 1, 4'ü indim. 14'te 3, 4 kez var. 12 çıkardık. 2. Önce 3 kişi olsak, 3 kişi ben 34 aldım. Diğerlerine 34, 34. Kavga bu 2 liradan çıkar. Bu 2 lirayı da dağıtalım. 2 kişiye dağıtabiliriz. Bana 34 lira verdiler. Diğer ikisi 35, 35. Çocuklar tam sayı olarak dağılabilecek en adil dağılım budur değil mi en yakın? Şimdi burada bir şeye bakıyoruz. Demiş mi? Birbirinden farklı demiş. O zaman şu 35'leri bozmam gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. O zaman sayılardan birini bir azaltırsam herhangi birine veriyorum 36. Bunu aynen yazıyorum. O zaman toplamı da değiştirmemiş oluyorum 104'ü. İşte en küçüğü en fazla kaç olabiliyormuş? 33 olabiliyormuş. Oldu mu? Bakın. Şöyle bir soru sorsam size, 36 hangi sorunun cevabı olur? En büyüğü en az. Aynı soru oluyor. Öyle değil mi? En büyüğü en az. Tamam. Şimdi şuna bir bakalım. İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı. Hemen topluyorum. Biri A, biri B, biri C, biri D olsun. Eşittir 319'muş. Bu sayıların en küçüğü en az. Bak demin en küçüğü en fazlaydı. Ama şimdi en küçüğü en az. Diyorum ki D en az olsun mu? O zaman bu üçünün toplamı ne olacak? Artı bir artı C en fazla. Sanırım soruların farkı anlaşıldı. O zaman
iki basamaklı birbirinden farklı demiş. Pozitif tam sayı demiş. Bunlara en büyük neyle başlıyorum? 99 artı B'ye 98 veriyorum artı C'ye 97 artı D'yi bulacağım artık 319. Hemen bu üçünü topluyorum. Toplamanın yolları 1. Alt alta yazmak. Paşalar gibi toplarsınız. 2. Okeyciler. Ortayı yani 98'i 3 ile çarparsanız. 3. yol. Ben bunları 100 düşünsem 3 tane 100 300 yapmaz mı çocuklar? Evet. Fazla oldu değil mi? Burada 1, 99'da 1, 98'de 2, 97'de 3 fazla. Yani 6 fazla oldu. 300'den 6'yı çıkarırsam 294 artı D eşittir 319. 294'ü öbür tarafa atıyoruz. Şimdi ben burada bu bir test ya çocuklar. Yavaş yavaş bir şeyi de alıştırmak istiyorum. Problemler konusuna geldiğinde çok işi bize yarayacak bu. 294'ü 319'un altına yazdığım zaman 9'dan bu 4'ü çıkarınca sonu 5'te bitecek. Baktım 2 tane var. Bir tane olsaydı işaretleyecektim. Ve olanları da göreceksiniz haberiniz olsun. D buradan 319'dan 294 çıkarsak 25 olur. C şık olur. Şu birler basamağını ara ara bir düşünün oldu mu? Ben birazdan ve diğer derslerimize de hatırlatacağım. Tamam mıyız? Peki. Şimdi size ALES formatında çıkmış bir soru. 2 soruluk bir soru. Bakalım uygulamasına. 16'dan küçük pozitif tam sayılar. Bak 16'dan küçük. 16 dahil değil. Sayılar arasında toplamları 45 olan birbirinden farklı demiş 4 tane sayı. Hemen. Biri A, biri B, biri C, biri D. Eşittir toplamları 45. Çocuklar şimdiden alışın. Bunlar problemlere ön hazırlık sorularıdır. Bak problemlere geldiğimiz zaman bu değer vermelere ilgili göreceksiniz. Tamam sorular nasıl uygulamasının yapıldığını göreceksiniz. Problemlerde lazım tüm bunlar bize. Denklemi kurdum. Şimdi aşağıdakilerden hangisi seçilen sayılardan biri olamaz? ÖSYM'nin ruhu dili var burada. Ne demek bu? Aşağıdakilerden hangisi olur, hangisi olamaz diyorsa çocuklar aşağıdakiler önemlidir. Şimdi siz bütün şıkları tek tek deneyerek tutturmaya çalışacaksınız. 4 şıkkın tuttuğunu görüp tutmayanı eleyeceksiniz. Ama bu sınavın ortalama 1 dakika formatına uymaz. Ha, şansınızdan ilk şıkta olur. Bir de insan emin olamayabilir değil mi? Bu tutmuyor diye bir işaretleyemezsiniz. Tutanları bulup edersiniz. İşte piyasadaki kitaplar bazen belki ben de o hatayı yazıyorum soru yazarken ki ya dikkat ediyorum mümkün olduğunca. Bu formatta ÖSYM'nin dili şu. Size bunların hepsini hesaplatmadan bir mantık hazırlatmak. Bu soruya dikkat edin. Daha soruları da hatırlatacağım bunları. Hangisi olamaz diyorsa yapacağınız sınırları belirlemek çocuklar. Ne demek? Deminden beri soru çözüyoruz ya. En küçüğü en az ya da en büyüğü en fazla kaç olabilir diye aslında burada bir soru var. Şimdi biz diyoruz ki bu soruyu en küçüğü en az kaç olabilir? E ne yapıyoruz? D olsun mu? Evet. O zaman diğer üçüne nasıl yapıyorduk? En büyük. Kaçta başlıyorum? 16'dan küçük oluyorsa 15. Demiş mi? Birbirinden farklı demiş. 14 artı 13 artı D eşittir 45. Şimdi tekrar söylüyorum. Benim amacım şu anda ne? Sınırları bulmak. Yani bu sayılardan en küçüğü en az kaç? En büyüğü en fazla kaç olur? Bunların peşindeyim. Bu çözümüm en küçüğü en az için. D'yi en küçük olsun dedim. Bu üçünün toplamı, toplama yöntemlerinizi biliyorsunuz artık. O 14 çarpı 3'te de bulabilirsiniz. 42 yapar. Artı D eşittir 45. Şöyle yazmak istiyorum buradan. D eşittir. 42'yi 45'in yanına attım. 3 mü? Bu üçü cümlede kullanır mısınız desem ne diyeceksiniz? En küçüğü en az kaç olabiliyormuş? 3 olabiliyormuş. E o zaman şıklara bakarsam 3'ten küçük hiçbir cevap olamaz diyorum. A şıkkı diyor. Anlaşıldı mı? Burası önemli. Demek ki şıklarda A 2 olmasaydı böyle başlıyordu. Bu sefer en büyüğü en fazla kaç olabilir diyecektik. %99 E şıkkı olur zaten o zaman cevap. Öyle değil mi? Hı? Tamam. Şimdi bunun bir ikinci sorusu daha var. Bu daha kolay. Yine toplamları aynı bilgiyle böyle iki üçlü sorular çözeceğim. Konuyu anlatmak daha iyi otursun diye çocuklar. A artı B artı C artı D eşittir 45. Evet bu seçilen sayılardan en büyüğü 13 ise en küçüğü kaçtır? En küçüğü D olsun. Diğerlerine en büyük veriyoruz. Normalde 16'dan küçük ama size bir sınırlama getirmiş. En büyük 13 olsun. 13 sonra 12 sonra 11 artı D eşittir 45.
Ardışık sayılar ortası 12, 3 tane var. 12 çarpı 3 kaç yapar? 36 artı D eşittir 45. 36'nın önündeki işaret artıdır. Onu 45'in yanına gönderirken eksi olarak geçiyor. Buradan D eşittir. 45'ten 36'yı çıkardım. 9 olur. D şıkkı cevabımız olur diyoruz. Tamam. Şu ana kadar dikkat ettiniz mi? Baş tarafı kaçırmış olabilirsiniz. Değer verme sorularını 4'e ayırmıştık. 4 işlemde. Toplamalı değer verme soruları çözüyoruz. Farkında mısınız? Arka arkaya. Bunun adını koymak istiyorum. Hani öyle bir soru isim yok, ben uyduruyorum aklınıza kalsın diye. Şimdi bakın, geçmiş yıllarda farklı sınavlara çıkmış değişik sorulardan derlemeler yapıyorum biraz değiştirerek size, ama özünden ayrılmamak koşuluyla. Bakın, 6 tane sayma sayısı. Sayma sayısı neydi? Z üzeri artı pozitif tam sayıydı, hatırlayın. 4 tanesi 41'den büyükmüş. Bu sayıların toplamı 189 diyorsa şöyle yapayım mı? Harf vermek istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyı çizdim. Bunların toplamları 189'muş. Değil mi? Diyor ki toplamda en büyük sayı en fazla. Evet, söyleyin bakalım. En büyüğü en fazla istiyorsa, en büyüğü en fazla. Diğerlerin hepsini en küçük mü yapacağız? Evet. Ne istiyor? 6 tane sayma sayısından 4 tanesi 41'den büyükse en az 42 olabilir. Demiş mi? Dememiş. Bak, ilk hata buradan olur. Ne dememiş? Birbirinden farklı dememiş. 42, 42. Şu ana kadar 41'den büyük olan 4 sayıdan 3'ünü yazdım mı? Evet. İkinci hata da burada. Hani birbirinden farklıyı kaçırınca bir 42 daha yazıyorsunuz çocuklar. İyi de bizden en büyük sayı en fazla kaç diyorsa bu 4 taneden biri bu olmayacak mı zaten? 41'den haydi haydi büyük olmayacak bizim 41'den. Evet. O zaman dördüncü hakkımı bulacağım sayıya olsun diyorum x. Sonra sayma sayısı kaçla başlıyordu? 1 ile. Bunlara da 1 veriyorum. Oldu mu? Oldu. Peki. 3 tane 42 var. 126. 127, 128. 128 artı x eşittir 189. Tamam, şimdi işlem yapıyoruz. Planım ne? 128'i kimin yanına atmak? 189'un. Lütfen bana bu çıkarma işleminin birler basamağı ne olur? 9'dan 8 çıktım, 1. Sonu 1 ile biten tek cevap var. Hani bunu çıkarmak çok zor değil çocuklar. 61. Ama dediğim gibi ondalıklı, küsuratlı sayılarda birler basamağı ile ilgili işlem yapacağız. O zaman çok daha kolay olacak. Sayıları hakim haline getirmem lazım size. Bu arada çarpım tablonuzla ilgili bir sıkıntı varsa kağıda yazıp duvara yapıştırıyorsunuz, çalışma duvarınıza. Bazı şeyler isteyeceğim. Evinizdeki buzdolabına yapıştırıyorsunuz bir tane ve banyodaki aynaya yapıştırıyorsunuz ve evdeki herkese diyorsunuz ki bana çalış 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 diyorsun, o zaman birlikte çalışacağız. Bu yaşa geldiniz, çarpım tablosunu bilmiyorsunuz. Evdeki herkese çarpım tablosunu öğretiyorsunuz. Tamam, benim kazanmamı istiyorsanız o zaman siz de bunu yapacaksınız. Anlasınlar ne kadar zor bir işte uğraştığınızı. Size haksızlık etsinler istemiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Eğer ben bunu yapmam diyen varsa bize mail atın, mesaj atın. Görüşelim, konuşalım ailenizle. Tamam. 3 yere yapıştırıyoruz. Anlaştık mı? Tamam.